Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum, hürmetli otahan, onahallar. Hidayet sarı kursatuğumuzu, aziz muhlislere. Mazkur ko'rsatuvimizni tomosha qilib turgan vatandoshlar, akaxon, opaxon, yor birodarlar. O'zingizlarga ma'lumki, Alloh o'zining kalomi Qur'onda duoni ibodat darajasiga ko'targanligini ta'kid qiladi. Ya'ni duo uchun tunni ham, kunni ham farqi yo'qligi. Musibatli kunlarimizda ham qo'limizni duoga ochamiz. Yolg'iz qolgan paytlarimizda ham Allohga yolvorib duo qilamiz. Xursandchilik to'ylarimizda ham dasturxonning atrofiga o'tirgan paytimizda o'tirishimizning ibtidosi duo bilan bo'ladi. Allohga iltijolar qilamiz. Boshimizga og'ir bir sinovli kunlar kelgan paytda ham, hech kimga yolvormagan paytimizda ham Allohni o'ziga yolvorib iltijo qilib duolar qilamiz. Allah o'zini kalom Qur'onda marhamat qiladiki, "Ud'uni astajib lakum", duo qilinglar, men duoingizni qabul qilaman deydi. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi, ya'ni duoning fazilatlari to'g'risida baqadir imkoniyat suhbat qilishni maqsadga muvofiq deb topdik. Bugungi ko'rsatuvimizni mazmun mohiyatini kengroq yetkazib berish maqsadida yurtimizni e'tiborli ulamolardan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosarlari Xomidjon Qori Ishmatbekov taklif qilganmiz. Qoraqa, xush kelibsiz. O'zingizga ma'lum, mana hozir ta'kid qilganimizdek, duosiz tasavvur qila olmaymiz kundalik hayotimizni. Ha o'lim bo'lsin, musibatli kun bo'lsin, ha xursandchilik to'ylarimiz bo'lsin. Duoga qo'l ochamiz, o'sha majlisni ruhidan kelib chiqib duo qilamiz. Qolaversa, yolg'iz qolgan paytimizda, hech kimdan bir najot bo'lmagan paytda, eng qalbi qotib qolgan odamlar ham yaratganning dargohiga qo'l ko'tarib duo qilgan kunlarni, Allohni o'ziga iltijo qilgan kunlarni ko'rganmiz. Duo qilganda insonning qalbida bir yengillik paydo bo'ladi. Duo qilgan paytimizda bir og'irliklardan xalos bo'lganday bir holatlarni guvohi bo'lamiz. O'zimizda bir musaffolikni sezgandek bo'lamiz. Qolaversa, Allohning kalomi Qur'onda Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida duoni fazilatlari to'g'risida qanaqa ko'rsatmalar bor? Shular to'g'risida fikrlaringizni bayon qilsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Dar haqiqat bu duo Alloh taologa iltijo, Alloh taologa bandalikni izhori va Alloh taologa banda o'zini muhtoj ekanligini ko'rsatish belgisi hisoblanadi. Alloh taolo duo qilib, o'zini ehtiyojlarini yolvorib so'ragan bandasini yaxshi ko'radi. Chunki so'rash bandadan, berish Allohdan. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda biz bandalarini menga duo qilinglar deb o'zi chaqiradi. Ud'uni astajib lakum deydi. Ya'ni menga ey bandalarim duo qilinglar, men sizlarning duoingizni ijobat qilaman deydi. Duo degani o'zi asli chaqirish degani. Xuddi shunga o'xshab, demak, banda ham Alloh taoloni chaqiradi. Allohim, mana senga ehtiyojim bor deb o'sha hamma ehtiyojlarini so'raydi. Alloh taolo unga uni duosini ijobat qilganligi o'sha so'rov narsalarini beradi. Haqiqatan ham Qur'oni Karimning ko'p joylarida duoga buyurilgan. Alloh subhanahu va taolo bandasini duosini qabul qilishligini va'dasini bergan, bandalarini duo qilishga targ'ib qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham biz ummatlarini duo qilishga targ'ib qilganlar. Duo qilish deganda uni hatto qaysi vaqtlarda duo qilish maqsadga muvofiq bo'ladi, nimalarni so'rab duo qilish kerak bo'ladi va shunga o'xshash, demak, bandani eng katta tayanchi, eng katta suyanchi, eng katta undagi kuch mana shu duoda ekanligini ham payg'ambar alayhissalotu vassalom ko'plab hadislarda bayon qilganlar.
bir hadislerde ederler ki Allah Teala'dan demek ki ihtiyacınız olsa hammasını sorayın. Hiç kaçan bir Allah'dan şunu yem söyleyemem mi deyip bir arzımız narsanı söylemeyi koymayın. Hatta ki kavşizni ipi üzülgen olsa oşanı tüzelişliği, tiklenişliği niyem Kudadan dua sorayın deyirler. Yani bunun manası ne mi deyene? Ben de hiç kaçan Allah Teala'nın yardımından bir hacetmez. Hamma holatdayam o kichkinagina ish bo'ladimi, katta ish bo'ladimi, doim banda Allohning yordamiga, madadiga, uni qo'llab-quvvatlashligiga muhtoj. Duoda mana shu narsa bor. U biz duo qilamiz, lekin duo qilishligimizni tek zamirida biz o'zimizni shunchalik Allohni oldida bir notavon, hech narsaga bir yaramaydigan, ojiz, agar Alloh taolo bizga bir o'zini madadini bermasa, biz shu bir qo'limiz, barmog'imizni ham kımıllatıp koyuşken kadir bulmadan acizat ekerliğimizi ten alış var bir yerde. Ana şu duadan kuzlengen mahsat birinci manada şu, o bizi içimizden çıkayarken, arzu hava soruyarken neresimizin icabet buluşluğu o ikinci mesele. Onu icabet kıladığın zatını özü var. Biz o soru vurgenliğimiz bilen Allah icabet kıması o neresi amelge aşmaydı. Lekin o şey so'ragan narsamizdan da avval biz duo qilishligimizda biz Allohga muhtoj ekanligimizni, Alloh taolo bizga ko'mak bermasa bizni hech narsa ko'mak bera olmasligini, hatto o'zimiz bir narsaga yaramas ekanligimizni tan olish bor. Duodan maqsad mana shu. Mana bandam haqiqiy ma'noda menga muhtoj ekan. Mandan yordam bo'lmasa o'zini, hattoki o'zini ham o'zi eplolmasa ekan deydigan kayfiyatni bandasida ko'rib Alloh taolo bundan xursand bo'ladi. Va ana shu holatda yig'ilgan duolarni ijobat qilar ekan. Ayni paytda Alloh taologa muhtoj bo'lmagan, Alloh taologa duo qilmagan bandasini Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: "Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alayhi." Kim ki Allah Teala'dan soramasa, dua kılmasa, Allah onge gazap kılar diyorlar. Ben de ozu kadir bulturgen nerse geyem, ozu imkaniyeti bulturgen nerse geyem, ozu şu bir işini kılmakçı, bir işini amelge aşırmakçı, bir recesi var. Şunu kılıçlık ki hemme şerait, asbab, encamlar muhayya. Lekin şundan aldınan bir dua kılıç gerek. Allah'ım, ben senge yalvarım. Allah'ım bana şu işini niyet kıldım, bana şu işini başlamakçıman, şu işini bana ansan kıyın, şu işini tekamülüge yetiştirin ki özün kuvvet vergin, imkan vergin, özün kollab kuvvetlegin deyip dua kılıçlığı bilen haliki işlerini amelge aşırsa ana onda bereke buladı. Boşak ögen duası tüfeylik haliki işler oylegenden de afzal buladı. Ama hamma narsani hazır nazır kılsayı o'ziga o'zi tavakkul qilsa, ya'ni o'ziga o'zi ishonsa, o'ziga suyanib qolsa, kuchiga, moliga, hamma tayyorlagan shart-sharoitiga ishonsa-da Allohni unutsa, Allohni yordami bu yerda menga kerak emas deydigan bo'lsa, u ish oxirga yetmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, "Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fa huwa abtar." Har qanday ahamiyatga molik bo'lgan ish borki, agar u bismillah deb boshlanmasa, boshqa bir rivoyatda alhamdulillah deb, ya'ni Allohni eslab, Allohga duo qilib, bismillah degani bu duo. Allohim, seni noming bilan boshlayapman shuni. O'zing menga shunga madad bergin, yordam bergin degan bu bismillahdan ko'ra, bismillahir rohmanir rohimdan da ko'ra afzalroq bir duo yo'q, kalima yo'q. Shuning uchun har doim o'tirganimizda ham, turganimizda ham, yurganimizda ham, yeganimizda ham İçkenimizde Bismillahirrahmanirrahim aitsek şu kılıyetken işlerimizde feyiz kiredi, barakat kiredi. En mühimi o şey başlayan işlerimiz takamülüge yeterdi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن
الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Parvardigoringiz menga duo qilingiz. Men sizlar uchun duolaringizni ijobat qilay dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr qilgan kimsalar yaqinda tuban holatda jahannamga kirurlar. G'afir surasi 60-oyat. Her bir Allah'ın buyruğlarındaki ibadetlerde vaktini belgilep koygan. Hatta ki o uluğ ibadet namaz bulsun. Namazına hem vakti var. Allah Kur'an'da inne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkûta. Sadakallahul azim. Yani elbette Allah namazı mumun bendeleri için vaktini tayin koydu deyip namazı öz vakti okşulukke emir etken. Namazına hem vakti var, Ramazan rozasına hem vakti var. Subuh sadudan kün batkünge kadar roza tutuşluyum. Hac ameli de hem her bir amelini öz vaktide, öz mekanda kılıçlıkke emir etken. Hatta ki zekatını hem Allah vaktini tayin koydu. Zekat misafki etse, bir yıl eğlense, şundan zekat peşini Allah farz kılıp, ona hem vaktini belgilep koygen. Ölçeğini belgilep koydu. Lekin duada ki, Allah Teala duanın vaktini belgilep koymadı. Yani bundan kep çıkadı ki, irteyü keç bende Allah Teala'yı dua kılıp, hacetlerini sorup, müşkullerini ansam buluşluğunu, yakşın niyetlerini röyakı çıkışını, bu dünya ahiretini sorup, daimi revşte dua kılıp başını Allah haliydi. Bende Allah'a dua kılarken, ihlas, itikad, tezarru, tevazı bilen, Allah periştelerine medh eterken, ey periştelerim, bu benden kulçiliğini gerdanıge alıp, yani kulçiliğini ishar kılıp, beni Rabbimdir, beni rahmetimden umidvar bulup, dergahımda kol açıp dua kılıp durup da, benden, benden sorup durup da, siz guvah bulun ki, bu benden mi kolunu kuru kaytarıştan hayakla mendip durarken Allah Teala. Şunu için hem, Cenab-ı Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özlerini mübarek hadislerde merhamet kıldılar. Kala Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ad-dua ummuhul ibade. Dua ibadette ilgi mağzı dediler. İnsanını bu dünya ahiretini abad buluştuğu için dua şu insanı sağlığı için ilgi kandeyi zaril bugani kebi dua hem kuduşunda zaril buladı. Sahabeler Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşken eken ki ya Resulallah Allah dua kılıyorlar, soruyorlar, men kabul kılaman dua tükü kimi duasını Allah tezra icabet eterken de soruşkenler de bir kança an lehselerdi dualarını kabul borçunu ettirip Resulullah şunu arası da edda'a valideyk yani ata ananı perzendini hakkı yakayan duasını hem Allah tezra kabul kıladı digene kellerler. Nima uchun ota onan duosi tez qabul? Sababi ota ona bolasini duo qilganda qalbidan xolis duo qilganligi uchun ekan. Dar haqiqat ota ona bolasini duo qilganda hech mahal bir duo qilsam bolam ikkita nom berarmikin, falon xizmatimni qilib berarmikin demaydi. Yo, mana bu bolam meni boqyapti, holimdan xabar olyapti. Buni duo qilaman. Mana bu bolam esa meni halimden havar amir koydu, meni yüzümü yerge karattı, bunu dua kımiyemen demeydi. Ferzend, ota anası ki mihir akıbet kısayam, bir mihir bir akıbetlik kısayam, ota ana ferzend yaşı mı yaman mı daim bir hıl duada bulat. Ve ikinciden ota ananın duası da riya bu miydi? Riya diyene adamlar kursun bilsin diyene nerse erleş miydi? Dua
mu'minning quroli, dinning ustuni va osmonlar u yerning nuridir. Hadis sharifdan. Etibarlı kitablarımızda duo qiluvchini odoblarda avvalo Allohga hamd etishlik, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga salovat etib, qiblaga tavajjuh qilgan holatda ana undan keyin o'zini hojatlarini Allohdan so'rash to'g'risida ko'p buyurilgan joylari bor. Yana shuni to'ldirib bersangiz, duo qiluvchini odoblari to'g'risida. Albatta, bu duo aytganimizdek Alloh taologa murojaat. Alloh taologa butun olamlarni yaratgan butun borliqni egasi, nafaqat bu dunyo olam, balki oxiratni egasi bo'lgan Robbil olaminga murojaat. Albatta, bir insonga biz o'zimizdan yuqori turgan, o'zimizdan obro'liroq, hurmatliroq, darajasi yuqoriroq bo'lgan odamning huzuriga kirib, unga bir ehtiyojimizni izhor qilmoqchi bo'lsak, undan bir yordam so'ramoqchi bo'lsak, o'zimizga qarab, avvalo o'zimizni ko'rinishimizga qaraymiz. O'zimizni sal holatimizni e'tiborga olamiz. Qilayotgan murojaatimizda ham unga odob bilan, unga bir og'ir kelmaydigan so'zlar bilan murojaat qilamiz. Qarang, oddiy bir insonga. Lekin Alloh taologa iltijo qilayotganda undan-da katta odob, ya'ni bandalik odobi bilan turish kerak. Yuqorida aytganimizdek, o'sha holatlar ham boyagi duo qilishdagi holat. İnsan o'zini xokisor tutishligi. Alloh taolo Qur'onda "Ud'u rabbakum tadarruan va xufiya" deydi Alloh taolo. Rabbingizga tazarru bilan, tazarru degani juda ham kamtarlik bilan, juda ham xokisorlik bilan, juda ham o'zini shunaqa bir ojiz, notavon olishlik bilan va maxfi tildan duo qilinglar deb Alloh taolo aytadi. Demak, inson avvalo o'zini Allohga muhtoj ekanligini ana shu holati bilan izhor qilishligi. Albatta Alloh taologa hamd va sano bilan boshlanadi. Alloh taoloni maqtab, uni eng chiroyli ismlarini aytib, Valillahil asmaul husna fad'uhu biha deydi Alloh taolo. Alloh taoloni birdan bir go'zal bo'lgan ismlari bor. Ana shu ismlarni aytib unga duo qilinglar deb Allohning o'zi buyuradi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya G'afur. Mana shunga o'xshash Allohning go'zal ismlarini aytib, keyin duo qilib boshlash kerak. Albatta payg'ambar alayhi salatu vasalomga salovat aytib ketidan. Payg'ambar alayhi salatu vasalomni Alloh taolo o'zini habibi degan. Biz ummatlarini unga salovat aytishlikka Alloh buyurgan. Payg'ambar alayhi salatu vasalom salovat aytinglar menga deganlar. Hatto bir hadis sharifda aytiladiki, bir kishi duo qilayotgan ekan, to'g'ridan to'g'ri duoni boshlabdi. Na hamdu sano bor. Na payg'ambar alayhissalomga salovat bor. Haligi duoni birdaniga ey Allohim menga undoq mundoq degan ekan, payg'ambar alayhissalom haligini eshitib ajjala hada. Mana u odam sal shoshib qoldi dedilar. Ya'ni avvalo Alloh taologa hamd va sano, keyin payg'ambarga salovat bilan boshlash kerak dedilar. Boshqa bir odam duo qilib boshlayotganda Allohga rosa hamd va sanolarni aytibdi. Ketidan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamga salovatlarni aytgan ekanlar, Rasululloh haligini eshitib turib, endi qani shu hoz duo qilsaydi, duosi ijobat bo'lardi degan ekanlar. Mana shu holatda. Ana demak, yana bitta odobi shu hamdu sano bilan, salovat bilan boshlashlik. Ehtiyojimizni, muhtoj ekanligimizni Parvardigorimizga qo'limizni ochib izhor qilamiz. Mana shu qo'limizni ochishligimiz duoda Alloh taologa muhtoj ekanligimizni, o'sha beradigan narsasini demak so'rashligimiz, o'sha so'rayotgan narsamizni izhor qilishligimizni belgisi bu. Demak, duoning qiblasi osmon deyiladi, osmonga yuz tomon, misol uchun qo'llarini kaftini yuqoriga qaratib duo qilishlik bor. Qibla tomonga qarab duo qilishlik ham mustahab. Zero bu qibla muhtaram tomon, mukarram tomon. Qibla Ka'ba tarafi. Har namozimizda yuzlanadigan joy imkoni bo'lsa, ana albatta qibla tomonga yuzlanib yaxshi duolarni qilishligi kerak. Duo qilganlikda eng muhim jihatlari ijobat bo'lishligi uchun ishonch bilan duo qilish kerak. Ya'ni Alloh taolodan so'rayotgan narsasini albatta Allohning va'dasi haq,
dua kılıyorlar, ben icabet kılıyorum degen vaadesine işongan halatı dua kılış gerek. Kani bir dua kılıyorsa, dua icabet bular mıken, kabul bular mıken deyip Allah Teala'nın o şey vaadesini sınaş için kılış gerek emez. Ya ki bu mesela dua kılıyorken de bütün vücudu bilen, fikri zikri bilen, kalbi bilen Allah Teala'ya yüzlenip dua kılış gerek. Kulu asmanda kütarılgen, tülü de duanı ayet yaptıyo, lakin hayali başka yerde bulundu. Duasından kongülü gafil bulundu. Peygamber aleyhissalatu vesselam, gafil kongül bilen, gafil kalb bilen kılıngen dua icabet nasıl geldiler. Yine ondan teşkarı, kılıyorken duasıya kabul buluşluğuna işansızlık bilen kılıngen duaya icabet nasıl geldiler. Demek insan duaya yüzlendi mi? Bütün vücudu bilen, Allah'ın vaadesine ihlas kılıp, ihlas bilen, elbette dualarımı icabet kıladı, beni hazır beni eşitip durup da Allah'ın vaadesi hak degen işanç bilen ve o şey özünü bütün fikri, hayali, zikrini bir tamamen karatıp dua kılışlıgın, duanı adabıdan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين Sadaqallahu'l-Azim. Rabbingizga zorlanib va xufiyona ovozsiz duo qilingiz. Zero u duoda va boshqada haddan oshuvchilarni yoqtirmagay. A'rof surasi 55. oyat. Ki duası kabul bo'ladigan insanlar doğrusunda kitablarımızda zikir qilinadi. Ota-onani farzandining haqqiga qilgan duasını kabul bo'lishi, ota-onani itoatida bo'lgan farzandini duası kabul bo'lishi, erri itoatidan chiqmagan solih ayolni duası, o'rinda yotgan bemorni duası, farishtalarning duası kabi ijobat bo'lishi, Allohning kalomi Qur'onni qalbiga jo qilib, unga chiroyli amal qilib turgan hofiz Qur'onlarning duasını kabul bo'lishlik to'g'risida juda ko'p e'tiborli kitoblarimizda o'qiganmiz. Shular to'g'risida ham ozgina fikringizni bayon qilsangiz. Aslida duo qilgan bandaning duosini Alloh taolo ijobat qiladi. Duosi ijobat bo'lmasligi bu o'sha bandalarning o'zini fe'lidan. Albatta payg'ambarlarning duolari so'zsiz ijobat. Farishtalar amin deydi, farishtalarning duosi ijobat. Va insonlarning orasida taqvoda, ahli salohiyatda juda o'rniga qo'ygan avliyoullohlar bor, azizlar bor. Ularning duolari ijobat. Bundan tashqari payg'ambar alayhisolatu vasallam hozir siz o'zingiz aytib o'tganingizdek, bir qancha insonlarning ham duolari ijobat ekanligini ko'rsatib o'tganlar. Aytganingizdek, ota-onani farzand haqiga qilgan duosi bor. Musofirning duosi ijobat, mazlumning duosi ijobat, mu'minning haqiga qilgan duosi ijobat. Mu'min kishining mu'min kishi birodariga g'oyibona qilgan duolari ijobat. Chunki farishtalar ham shu yerda amin deb turar ekan. Mana shunga o'xshash payg'ambar alayhisolatu vasallam nafaqat u duolar kimlarning, qaysi odamlarning duosi, balki duo qabul bo'ladigan joylar bor. Duo qabul bo'ladigan vaqtlar bor. Alloh taolo mehribonchilik bilan biz bandalarga o'zining yana bir mehribonchiligini ko'rsatib mana bu vaqtda duo qilsa ijobat qilaman, mana bu joyda duo qilsa yana ijobat qilaman deb bizlarga yana ham osonlashtirib bergan. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarda bayon qilganlar, duolarning ijobat bo'lish vaqtlarini. Ana shu vaqtlarda u kim ixlos bilan duo qilsa, ana shu va'dalarga binoan duolar ijobat bo'ladi. Masalan uchun azon aytiladi namozga. O'sha namozning azoni bilan iqomat, ya'ni farz namoziga takbir aytilishining orasida qilingan duo ijobat. Yomg'ir yog'ib turgan paytida qilingan duolar ijobat.
sahar vaqti deymiz. Hali tong otmasdan ko'chaning eng oxirgi 3dan 1 qismi qolgan vaqtidagi qilingan duolar ijobat. Ayniqsa o'sha paytda Alloh taolo tomonidan nido bo'ladi. Ey bandam, qani kimni nima ehtiyoji bor, beraman. İstiğfar etse günahlarını keçiremen, savalı olsa bir nesnesini söylesem, onu hammasını ata edemen deyip durup, şey Allah Teala'dan nida bulup duradığın peytler olar. Demek dualarını icabet buluş cöylere hem var, vaxtlara hem var. Yani Arafat, Müzdelife, Hac, mevsimlerde de kılıngan dualar icabet. Yani çünkü o şey, demek dualar icabet buladığın maskerlerini hem bizge bayan kılıp birleşliği, mana şu dualarımız tezroq icabet bo'lishligi uchun Alloh taolo bandasini duosini qabul qilishligi uchun bizga bergan imkoniyat. Ana shuning uchun o'sha duosi icabet bo'ladigan kishilarni biz g'animat bilishimiz kerak. Ota-onalarimizmi, ahli salohiyatli kishilarmi, yoki musofirmidi u, hattoki bemorning ham duosi icabet. Peygamber aleyhissalatu vesselam bemorni oldiga kirganda uni duosini olinglar deganlar. Duo qilinglar, duosini olinglar. Chunki o'sha bemor ham butun vujudi bilan Allohga intilib turgan paytda o'ziga shifo so'rab, boshqa bir hech bir dunyoni ne'mati, lazzatidan u forig, nafsi u to'xtagan undan. Faqatgina iltijosi Parvardigorga iltijo qilib turibdimi? O'sha holatda borib siz ham duosini olsangiz, o'sha paytdagi duosi ijobat bo'ladi. Boshiga bir ish tushib turgan, g'am tashvishga botib turgan odamni borib shuni duosini olish. Chunki u ham butun vujudi bilan o'sha boshiga tushgan g'am tashvishi bilan Alloh taologa dil-dildan yolvorib turibdi. Boshqa hech bir narsa unga qor qilmayotgan bir paytda Allohdan boshqa suyanchiq bo'lmay turgan paytda Alloh bilan bog'lanib turibdi, duosini Alloh ijobat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh taoloni yaxshi yurgan paytingizda, sog' salomat, xotirjam yurgan paytingizda ko'p eslasangiz, ko'p duo qilsangiz, boshingizga ish tushib, qiyinchilik bo'lgan paytda Alloh taolo sizni eslaydi deganlar. Ana haqiqiy chin mu'min musulmon banda hech narsaga muhtoj bo'lmagan, hech narsaga tashvish g'ami bo'lmagan paytida ko'p duo qilish kerak. Ko'p Allohni eslash kerak, zikr qilish kerak. Alloh taologa shukrona tariqasida ham Allohim haligi ulamolar aytadiki, duolarning ijobat bo'lishligini sabablardan bittasi Alloh berib turgan ne'matlarni, Alloh berib turgan yaxshiliklarni izhor qilib, Allohim menga shuncha narsani berding, ne'mat berding, farzand berding, o'zingga iymon, ishonch bilan ibodat qilishlikka muvaffaq qilding, shu tufayli meni duolarimni qabul qiling deb qilsa Allah duosini qabul qiladi deb ulamolar aytadilar. Bunga ko'plab hatto payg'ambarlarning hayotlaridan misollarni keltirishadi. Ana shunday holatda inson yurish kerak. Yaxshilik paytida duo bilan, yaxshilik paytida Alloh taologa bergan ne'matlarni shukronasi bilan iltijo qilish kerak. Faqat boshiga ish tushganda, boshiga dard kelganda keyin duo qilishligi boyiga salomatlik vaqtida eslamagan bo'lsa, Alloh taolo ham bu paytda uni ijobat qilmaydi o'zi aslida. Lekin Allohning mehribonchiligini qarangki, bundan boshqa chora qolmagan paytda inson shunaqa bir ixlos bo'lib qolar ekanda, o'shanda Alloh taolo o'zi va'dasi bor hamma uchun bu duo qilgan ijobat qilaman degani, faqat o'sha holatda shartda bo'lsa haligi odamni ham duosini ijobat qilar ekan Alloh inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sizdan ey Muhammad, bandalarim mening haqimda so'rasalar ayting, men ularga yaqinman. Menga iltijo qiluvchining duosini ijobat eturman. Bas ular ham meni
davatlarimni ijobat qabul etib menga iymon keltirsinlar. Shoyat shunda to'g'ri yo'lga tushib ketsalar. Baqara surasi 186-oyat. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den amakileri İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kılgen hadiste Resulullah şundayı merhamet kılgen ekeller. Sizlerine düşmanlar ingizden himaya kıladigen, rızk ruz ingizini köpeytiredigen amelge dalalet kılay mı? İrteyi keç Allah'a dua kılın. Duada halis bulun. Dua müminin kurganıdır. Dip merhamet kılgen ekeller. Men bundan ma'lum bo'lmoqdaki, inson duo qilib hayot kechirmoqligi, duo qilib Allohga iltijo qilmoqligi uning asosiy amal vazifalaridan hisoblanadi. Yuqoridagi oyat va hadislardan ma'lum bo'lmoqdaki, duo insonning hayotida eng muhim ahamiyatli ibodat va eng yaxshi ezgu amal ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Mana bundan kelib chiqib, inson duo qilarkan faqat yaxshi duolarni qilmoqligi, duo qilayotganda xolis bo'lib duo qilmoqligi lozim bo'ladi. Bugün ayrım adamlarını körüp eşitip kalamız ki dua kıletken de duayı bad kıletken insanlarını hem körüp kalamız. Ya ki lanet aytiyotken insanlarını hem eşitip kalamız. Hadis şeriflerde dinimizin mukaddes mutabar membelerde bu sözler bilen tane kılgıvçı, duayı bad kılgıvçı insanını dünya ahireti de hatarlık söz ekerlikeden agahlantırgen. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'u rivayet kılgen de Resulullah şundayı merhamet kıyken ekeller. Sizler öz nefsinizin zararına dua kılman gizler. Farzandlarınızın zararına dua kılman gizler. Hadımlarınızın zararına dua kılman gizler. Mal dünyanızın ziyan zahmet yetişliğine zararına dua kılman gizler. Şundayı bir vaxt var ki Allah Ta'ala tabarak ve ta'ala soraguvchini sorovusini ijobat qiladigan vaqtga to'g'ri kelib qolmasinki, duo sizni so'rovingizni ijobat qilib qo'yadi deb payg'ambar alayhissalom marhamat qilgan ekanlar. Mazkur hadisdan ma'lum bo'lmoqdaki, inson Allohga duo qilarkan doim yaxshi duolarni qilmoqligi kerak. Insonni ba'zida jahli chiqqanda aql ketadi deydilar. Ba'zi bir insonlar o'ziga biror bir ziyon zahmat yetsa, o'lib qolsam bo'lmasmidi deydi. Yoki bo'lmasa, farzand bola chaqalari jahlini chiqarib qo'ysa, qo'ling singur bo'yning uzulgur, baloga giriftor bo'lgin der bir qabohat so'zlar bilan duo ibodat qiladiganlar, yoki bo'lmasa moliga qirilib ketgur deb duo ibodat qiladiganlarni uchratib qolamiz. Buning o'rniga esa muqaddas dinimiz Rasulullohning mazkur hadislarini aytib, qabih so'zlarni o'rniga uying bug'doyga to'lsin, baraka topgur, yaxshilikka erishgur deb duo qilib qo'ymoqliklari lozim bo'ladi. Chunki insonning qalbidan chiqayotgan duo Alloh taolo qabul qilib qo'yadi. Qilayotgan duosida xolis bo'lmoqligi, muxlis bo'lmoqligi ham lozim bo'ladi. Alloh azza va jallaning fazli karamidan so'ranglar. Chunki Alloh azza va jalla so'raganni sevadi. Ibodatning afzali Alloh subhanahu va taolo tarafidan keladigan yordamni kutishdir. Hadis sharifdan. Qaraqa mana 50 xalqi xizmatda bo'lgan paytimiz, duo bu ibodatning mag'zi, duo mu'minlarning quroli. Qiblaga qarab tavajjuh qilamiz, ibodatning intihosida endi qo'limizni duoga qo'l ochgan paytimiz, takabbroni o'rnidan turib chiqib ketadigan paydo bo'lishdi. Shularga munosabatingiz qanaqa? Gohida duo qilgan paytida unga e'tiborsiz bo'ladiganlar bor. Beparvo bo'ladiganlar bor. Go'yoki mana ibodat tugadi, endi bu yog'i ketaversak bo'ladi deb duoga beparvo bo'l. Aslida duo ham ibodat. Duo bu ibodatlarning mag'zi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam muhul ibada deganlar. Mana shu qilingan ibodatning iligi mag'zi duoda. Biz shuning uchun ham har bir ibodatni qilganimizda, u namoz o'qiymizmi,
bu roza tutamız mı, hac kılamız mı, bir kurbanlık kılamız mı, zakat veramız mı? Onu ketiden şu ibadetimizin kabul buluşluğunu Allah'dan sonra dua kılışımız gerek. O şey kılgen ibadetimizin kemçiliklerini afu etişliği, Allah'ın huzurunda makbul buluşluğu, Allah Teala bizge şu ibadetimizini kabul kılıp acil-i sevap verişliğini biz duamız izhar kılamız. İbrahim aleyhissalatu vesselam Kabe'ni kurup oğulları İsmail bilen hammamız talpın edigen o'zining yeryüzdeki birinci bayti bo'lgan Kabe'ni bino qilib bo'lib Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim deb duo qildilar. Ya'ni ey Allohim mana seni buyrug'ingga binoan mana shu cho'li biyobonda butun insoniyat kelib tavaf qilishligi, senga ibodat qilinishligi uchun qurilishligimizga buyurgan baytingni Ka'batullohni mana bitqizdik. Endi bizdan mana shu Ka'batullohga qilgan amalimizni o'zing dargohingda qabul qilgin deb duo qildilar. Qarang, duo har bir amalning ketidan bo'ladi. O'sha ibodatimizni takomiliga yetishligi, Allohning huzurida maqbul bo'lishligi bizni duomiz bilan bo'ladi. Qolaversa o'sha ibodatimizni Alloh taolo o'zi huzuriga qabul qilar ekan, albatta ketidan qilgan duolarimiz ham u bilan birgalikda Allohning huzuriga ko'tarilib qabul bo'ladi. Mana bunga hech beparvo bo'lishlik to'g'ri emas. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Qul ma ya'ba'u bikum laula du'a'ukum." Qarang, Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytibdi: "Ayting ularga. Ana shunaqa notavonlarga ayting, agar sizlarni duolaringiz bo'lmaganda edi Alloh taolo sizlarga parvo qilmay o'zini azobini yuborgan bo'lardi. Duo qilib turibsizlarki, shuning uchun sizlarga Alloh taolo azob bermayapti." Demak, bu duo bizni Allohning huzurida najot topishligimizning asosiy omili. Ayniqsa jamoat bilan duo qilinganda jamoatning hurmati, ko'pchilik bilan qilingan duo ham ijobat. Chunki biri bo'lmasa biri mana shu jamoatda o'tirganining ichida albatta duosi ijobat bo'ladigan odamlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'pchilik jamoatga beparvo bo'lmanglar deganlar. Bularni orasida shunday odamlar borki, Alloh taolo ularni bir og'iz aytgan gapini inkor qilmaydi. Duosini ijobat qilmay qo'ymaydigan odamlar bor deganlar. Ana shuning uchun bizda yaxshi bir odat joriy bo'lgan. Qayerga bir jamoat to'plansa, u ibodatda bo'ladimi, namozdan keyin bo'ladimi, yoki bir boshqa marosimda bo'ladimi, ma'rakada bo'ladimi, jamoat bo'lib duo qilinadi. Bir odam duo qiladi, qolganlar shunga amin deydi. Ana shu amin deganlarning hammasi ham Allohga duo qilyapti. O'sha so'ralayotgan narsaga hamma ham bir varakayga ijobat bo'lishni so'rayapti. Alloh taolo Qur'onda Musa alayhi salomni birodarlari Harun bilan ikkalalarini qilgan duolarini ijobat qilganligini aytadi. Qad ujibat da'watukuma deydi. Ikkalangizning ham duoingiz qabul bo'ldi deydi. Vaholanki u yerda ikkalalari duo qilmagan edilar. Musa alayhissalom duo qilib so'ragan edilar. Lekin birodarlari yonida amin deb turganida Alloh taolo ikkalangning ham duoing ijobat bo'ldi deyapti. Qarang, yuzlab, minglab odamlar qo'l ko'tarib Allohga amin der ekan. Haligi bir odamni, ha u imom bo'lsin, ha bir nuroniy odam bo'lsin, duo qilyaptimi? Ana shu duosini so'rayotgan narsasini ijobat qilgin, amin deganda biz ijobat qilgin degan ma'nomiz borki, ana shunda hammamizning duolarimiz qabul bo'lar ekan. Mana bu narsalarni aytganimizdek, shunaqa jamoat duo qilgan paytda bunga bepisand bo'ladigan, beparvo bo'ladigan, bunga hech bir tap tortmay ketadiganlarga tushuntirib qo'yish juda ham muhim. Kim sizlarga yaxshilik qilsa, siz ham o'shandoq yaxshilik bilan qaytaring. Agar yaxshilik qilish uchun biron nima topa bilmasangiz, uni duo qilingki, yaxshiligiga javob qaytargan bo'lasiz. Hadis sharifdan. Baraka, bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun, vaqtingizni ajratib kelib, chiroyli bir purma'no suhbat qilib berganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bundan keyingi faoliyatingizga Alloh muvaffaqiyat berib, iymonda, islomda soch-soqollar oqarib,
mehraplarını fayzı bulup uzun yıllar devamında dağı bu birisini Allah nasip etsin. Rahmet, bereket. Sizlerge Allah'ın kuvvetken hizmetlerini acelini versin. Bana bu kursatürler berçemiz için, halkımız için manfaatli buluşuna Allah nasip eylesin. Rahmet. Aziz yurttaşlar, bugünkü kursatuğumuzda kundalik hayatımızda ibadetke eylengen dağını faziletleri doğrusunda kolumuzdan kelgancha baqadir imkoniyat sohbat qildik. Alloh o'zining kalomi Qur'on surai Baqarani 186-oyatda marhamat qiladiki, ey Habibim Muhammad, bandalarim sizdan meni so'raydigan bo'lsa, men bandalarimga juda ham yaqinman. Ularni duolarini eshitaman, ijobat qilaman. Ular ham meni da'vatimni ijobat qilsin, amrimga itoat qilsin deb Alloh o'zining kalomi Qur'onda marhamat qiladi. Shuning uchun har qancha Allohdan so'rasak, Allohga iltijo qiladigan o'zini soatlari bor, soniyalari bor. Tunukun ahamiyati yo'q. Yaratganga duo qilamiz. Bugun ko'rsatuvimiz intihosiga yetar ekan, Parvardigor, o'zingga hamd sano bo'lsin. Habibing Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Biz bir bandangmiz. Bizdek g'arib bandalaringni yolg'iz tashab qo'ymagin. Dunyoga kelgan, jumladan bizni yurtimizga kelgan bu balolarni, bu vabolarni, bu dardlarni boshimizdan Parvardigor ko'targin. Parvardigor, o'zingga iltijolar qilamiz. Bandalaring orasida chor nochor, bemor bechoralar bor. Dard bergan o'zingsan, qudratingdan shifoi komillar bergin. O'zingga ayon, bandanga pinhon, har bir narsani bilguvchi zot, eshitguvchi zot o'zingsan. O'zing bilguvchisan Parvardigor, bizdek bandalaringni yolg'iz tashab qo'ymagin. Aziz qilgin, xor qilmagin. Ustun qilgin, ostun qilmagin. Dunyoda vatansiz, qabrda kafansiz, qiyomatda iymonsiz qilib qo'ymagin. Yurtimizni emillikda, erkinlikda, tinchlik, xotirjamlikda boshimizdan bu vabo, bu balolar ko'tarilgan holatda, chiroyli kunlarda, xursandchilik kunlarimizni bardavomligini bundan ham ziyoda etgin. Muhtaram aziz yurtdoshlar, sizlar bilan bugun xayrlashib qolar ekanmiz. Yana qayta-qayta ma'naviy ziyorat qilishni Allohdan so'rab qolamiz. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.